Ragıp Bey, ya çok önemli bir konu var. Neredesiniz? Hemen geliyorum. Anlıyorum. Evet. Tam miktarı öğrenebilir miyim acaba? Teşekkürler. Evet, durum nedir? Adliyedeki arkadaşım tam rakamı öğrendi. Eğer sizin tanıdığınız bir aile olmasaydı adaleti yanıtmaya çalıştıklarından şüphe etmezdim. Bu devirde böylesine bir saflık. İnanılır gibi değil. Şimdi bu para ödendiğinde serbest kalıyor değil mi? Evet ama ödeyemeyecekleri belli. Ben ödeyeceğim. Yani yasal olarak bunu yapabilir miyim? Tabii ki borcu ödeyebilirsiniz ama. Maddi durumundan sizin de haberiniz vardır. Zaten babamın avukatı olup da haberinizin olmaması şaşırtıcı olurdu. Her neyse. Ben bu işi çözeceğim. Ünal Bey. Merhaba. Sanırım bilmek isteyeceğiniz bir durum var. Biraz konuşabilir miyiz? Konu nedir? Numara yapma. Avukatının da muhasebecinin de ben oradan çıktıktan sonra sana haber verdiklerini biliyorum. Haklısın. Oğlum değil ama adamların bana sadık. Kayınpederin sonunda layığını bulmuş. Ne oldu? Sana güvenemeyeceklerini anladılar mı sonunda? Hı? Çulsuz kaldığın kafalarına dank etti mi? Şunu kafana sok. Kimse benden 5 kuruş para istemedi. Ama sen benden para istemeye geldin, öyle mi? Borç istemeye geldim. Buna gerçekten inanıyor musun Emir? O sefiller için elimi cebime atacağına inanıyor musun? Baba, o adam kalp hastası. Onun kalp krizi geçirmesinde senin de sorumluluğun var. Adam senin hakaretlerin yüzünden ölebilirdi. Feriha'nın babası olmasını geç. Bir insan sonuçta. Eğer sende şu kadar insanlık varsa bana borç verirsin. O adam o gün ölseydi benim yüzümden değil. Yetiştiremediği kızının yemesi yüzünden ölecekti. Bu söylediklerinden etkileneceğimi düşünüyorsan beni hiç tanımamışsın. Hayır, ben buraya seni gerçekten biraz tanımamış olmayı umarak geldim. Ama seni tanımışım. Gerçekten tanımışım. Merhaba. Ben acil olarak arabayı satmak istiyorum. Hemen hatta galeriye bırakabilirim. Tamam, sizden haber bekliyorum o zaman. Oldu, tamam. Hemen şimdi bırakıyorum. Ne demek banka kredisi alamıyorum ya? Nasıl oluyor bu? Emir Bey, şu anda işsiz gözüküyorsunuz ve hiçbir geliriniz yok. Bakın, sizle açık konuşacağım. Eğer babam yüzünden doğru düzgün iş yapmayacaksınız, ben kendime yeni bir muhasebeci bulacağım. Anladınız mı? İsminizi garanti olarak gösterip bunun için bankayı zorlayabiliriz. Bu işten bile en azından bir hafta sürer. Öyle 1-2 günde olabilecek bir şey değil. Vallahi ismimi, evimi, neyi garanti gösteriyorsunuz gösterin ama bu işi çözün.